Hadi. Hepsi dışarı çıkmışlar. Hepsi. Araba altına gidecekler. Geçen bir tanesi buradan arabanın altına gitmişler arkadaşlar, civcivleri. Hadi geç. Geç geç geç. Yürü. Ayağıma şöyle cizmeleri de giydim bakayım. Niye giydiğimi de söyleyeceğim şimdi. Belli olduğu üzere çok güzel bir yağmur yağdı. Böyle önce az az başladı. Değil mi horozum? Sonra çok güzel bir yağmur yağdı. Her tarafta çamur olmaya başladı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sabah 10-11 civarı güzel bir yağmur başladı. Her taraf çok şükür yağmura kanlı gibi bir şey. Tam toprağın altına geçmese de fidanlarımıza, bahçedeki olan sebzelerimize iyi geldi arkadaşlar. Şu an halen gök gürültüsü devam ediyor. Rabbime şükürler olsun. Bir de izin izin de yağmurda yağmaya başlıyor. Ben de fırsat bu fırsat dedim. Hava da serinledi. Şimdi biraz koyunlarımızı yukarı otlatmaya çıkacağız. Hadi hep beraber koyunlarımızı otlatalım dostlar. Arkadaşlar yağmur çok yağıyor diye babam koyunları sabah çıkardıydık. Biraz otlattıktan sonra tekrardan dama güyüp önlerine de ot atıvamış. Şimdi ben onları tekrar çıkartıp biraz şöyle şuralarda dolandıracağım bakalım. Biraz gezdirelim. Bir tarak olmuş da ya. Hadi bakalım hadi. Oo. Bakın arkadaşlar burada otumuz vardı bizim. Otumuz üzerinde yani yonca otumuz var. Biraz azaldı. Üzerinde biz balya yapmaktansa dedik buradan yediririz. Üzerine de laylonu açarız. Hava sıcak günlerde üzerindeki laylonu açıyoruz. Nem olmasın, çürümesin diye. Şimdi yağmur da güzel güzel yağıyor. Arabalar da gelip geçiyorlar. Şöyle koyunlarımızı burada yağmur altına yayalım biraz. Bunlar da hem serinlesinler, çoktan beri yağmur suyu falan da görmediler. Arkadaşlar halamın yoğlu geldi. Çetin abi düğüne söyleye, kızının düğünü var şöyle. Onu da gösterelim. He ben 4.12 var, birazdan çekeceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi abi görüşürüz. Bu hafta kızın iyi düğünü var. Bak arkadaşlar şöyle şeyi de göstereyim. Gelmek isteyenler gelsin bu işe arkadaşlar. Baba ne yaptı? Bak biberler güzelmeye başlamış da. Geçen dostlar bunları hepsi yeşildi. He? Değil mi? Güzelmezdi de ya. Ama bak hepsi yeşildi. Şu yeşil olanlar da yavaş yavaş şöyle göstereyim. Kırmızıya dönme. Başlamış da. Bu bunları temizlik işi annem hastanedeyken sağ kaldı değil mi? Arkadaşlar babam da kışlık hazırlık için bir çuval soğan, bir çuval da patates aldı. Kaç? 10 liradan mı aldı kilosunu? He? Aldı. 10 liradan patates, 10 liradan soğan aldı. Peşin mi veresiye mi? Haftaya vereceğiz. Haftaya vereceğiz. arkadaşlar buraya gelen sebzeveci falan oluyor. Ondan aldık soğandan patatesi. Veresiye alabiliyorsunuz da hiç sıkıntı olmuyor. Bu ay alıp bir tane ay da verebiliyorsunuz. Şimdi ya içeride çarptı bu ay, yukarıda çarptı. Yukarıda denk geldi. Sen de kilosu 10 lira olunca. Kaçım oldu. Ama patates çok güzelmiş. Soğan biraz ufak da. Yok soğan da yine abi. Patates arkadaşlar bakayım bir yağmur yağıyor. Biraz önce çok güzel yağmur yağıyordun. Şimdi de güneş açmaya başladı. Gökkuşağı da çıkabiliyor. Ha? O anca CD bir şey de kaçacak baba. Onları kaçmak için. Aziz Allah canım ya. Arkadaşlar öğlen oldu. Öğlen ezadı okunmaya başladı. Bakayım bunlar. Burada otlamak yerine oradaki hazır ottan çalmaya çalışıyorlar. Güvercinlere baksanıza. Güvercinlerin de başımız bayağı bir dertte her tarafa böyle pisteyla yani hep camları yönlü pisteyla, duvarları pisteyla, o ayakkabı giydiğimiz çıkardığımız yer var arkadaşlar, oraları da pisteyla. Onları kaçmak için ne yapmamız gerekiyor? Yukarıdaki çatıya kesinlikle böyle kenarlarına konuyorlar, oraları kapatmamız lazım ama zamanında düşünüp kapatmadık, aklımıza geldi ama iş işten geçti. Şimdi tekrardan oraya iskele kurulması gerekiyor, o da bayağı bir paralı ve meşakkatli bir iş. İnşallah ilerleyen zamanlarda da onu yaptırırız. Şimdilik yapacak bir şey yok. Biz onlara buğdayını her şeyini veriyoruz ama onların dönüşü bize her tarafı pisleyerek oluyor. Artık bu sene böyle geçsin bakalım, yavrulayalar, yavru yapıyorlar. Kıyamıyoruz da bir şey de yapmıyoruz. Zaten günahı büyük. O yüzden şimdilik hiç dokunmuyoruz bile. Bu sene de böyle geçsin. Seneye inşallah bakarız. Bakayım oyunlarımız böyle bulla da otlayalar.
Hem otlaması da iyi oluyor. Her tarafa diken sarmıyor. Ot motoruyla dikenleri biçmek zorunda kalmıyoruz. Zaten ot motorumuz da yok. Bozuldu. Son halde burada. Bak arkadaşlar, paramparça oldu. Tekrardan yaptığıma kalksak buna bir motor parası gider. En iyisi mi? 5-6 milyara bir motor almak. Onu da inşallah seneye yaza doğru artık bakacağız. Şimdi buna bir para harcama durumu da yok. O yüzden zaten önümüzde kış. Şimdilik öyle kalsın dedik bakalım. Gerçilere bakayım, bak bak. Yine de çıkıyor lan. Selam. Bu da köyümüzün ekmekçisi. Dediğim gibi arkadaşlar, ekmekçi olsun şey olsun kapımıza kadar geliyorlar. Neyse ya, bunlara yapacak bir şey yok. Bunlar çıkıyorlar. Ne yapsak da, kanatlarını kesmek lazım aslında. Bu incirlerimizi de toplayamadık. Annemler hastanede, ablam doğum yaptı arkadaşlar biliyorsunuz. Ondan dolayı reçel yapacaktık, yapamadık. Eşim de, annem de, ablamı bekliyorlar. Bakalım pazartesi yarın belki çıkabilir, elma bekmesi falan yapacaktık. Gerçi çocuk sağlıklı olsun, gerisi olmasa da olur. Yapacak bir şey yok, bak incilerimiz hep böyle ağzını açtılar. Baba, o tavukları hep kanadını kesmeli, incileri hep atlayalım oradan doğru. Yarın sabah çıkarmadan onları tutalım. Hı-hı. Kanatlarını keselim, belki kumesi de temizleriz. Olur mu? Böyle yapmalı. Abi bu motor acaba oradan çıkabilir, ondan mı bu havaya tutuyor ya? Aşağı mı vursak ki biraz, hiç böyle bir şey yapmıyordum bu. He baba, kavasını sıkmıyoruz ya, oradan hava alabiliyor. Ben sıkıyorum da sen azıcık bir şey sıkıyorsun herhalde. Ben sıkmıyorum. Ben şunu bir sıkça. Bunu ben bir sıkam bakalım düzelecek mi? Arkadaşlar şimdi bu motorik havasını sıkmamız gerekiyor. Bakayım buradan hava yapınca su dolduruyoruz böyle. Böyle. Bunu böyle sıkacağız. Ben şunu bir sıkam bakalım değişecek mi? İyice sıktım. Değişme oldu mu baba? He? İyice sıktım. Aşağı mı vurmak gerek ki ya? He? Aşağı vurmamız mı gerek ki? Anlamadım ya. Vallahi hiç böyle hava yapmıyordum. Bir yukarı çek bakayım hadi. Çıkıyor mu? Çeker mi? Yukarı çıkarsam. Yukarı çek bakayım bakalım. Geliyor mu o zaman? Biraz değişti öyle. Su var. Su olmamazlıktan yapmıyor ki. Su olmamazlıktan yapmıyor ya. Acaba su altında su azalsa, hiç zannetmiyorum su azalsa. Bak. Gidiyor geliyor. Yapalım öyle, aşağı yukarı yapalım bir kere? Biraz o kadar kaldı, dur şuraya bakalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi koyunları beklerken hafiften şöyle acıktık. Ben şimdi buraya güzel bir ateş yakacağım. Şöyle biberi içinde domates yapacağız. Bakalım yapabileceğiz mi onu da? Bir deneyelim. Her şey bir iki vardı. Birkaç yerde yapılırken gördüm. Güzel oldu diye düşündüm. Şimdi seramızdan alacağız. Kendi böyle domates şeylerimizden, biberlerimizden, yumurtalarımızda, kendi koy yumurtamız, bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şöyle güzel bir şekilde ateşimizi yakalım. Heh. Şöyle ateşimiz yansın. Hafif hafif bir yandan da yağmur yağıyor. İçine girdik şimdi, bakayım. Şöyle biz uzun biber değil de biber dolması gibi olan dolmalardan alacağız. Şöyle büyüklerden, ucumanlardan alacağız ama şu biraz bu işimizi görmez. Bu küçük, bize en büyüğü lazım. Babam vaat eder mi? Bilmiyorum bakalım. Şu kırmızılığa da var. Şu, eyvah. Hep önümce gavuna takıldım. Hep benim şansım bu zaten. Bakayım şu. Şu kırmızılarla da bunlar iş görür mü görmez mi bilmiyorum. Arkadaşlar babamdan şimdi büyük arıyoruz. Şöyle bir tane bulduk ama kırmızı. Bakalım yeşillerden de bulabilirsek. İki tane alalım. Bir tane de yeşillerden al. Bir kırmızı bir yeşil yapalım. Şöyle büyüklerinden. He? Yumurta var mı? Bakacaktı ya. Bir tane buldum ben. He, yeter zaman tamam. Bir tane kırmızıyı yapalım. Şeyde var mı? Kömeste var mı yumurta? Bir tane var şurada, aldım ben. Tamam. Ben artık hepsi kuruyor. Hadi şimdi yapacağımız yere doğru gidelim. Bakayım domateslerde şöyle. He, aldım bu kırmızıyı, aldım. Yeşil biberden yap. Yeşil biberden yapıyorlarsa. Kırmızı da oluyor, yeşil de oluyor. Arkadaşlar koyunlarımız böyle otlama devam ediyorlar böyle. Gözümüzü yönden sağa sola kaçmayalım. Böyle bunlar da otlasınlar. Bir yandan da ateşimiz yanıyor. Paşa. Paşa da orada.
Şimdi güzel bir yemek yapacağız. Şöyle atıştırmalık el yönünde durayken. Yarın bir gün bizim için de tecrübe olup oyuna falan gittiğimizde bakayım. Yumurtamız şöyle. Koyu yumurtası. Biberlerimiz böyle. Oyunlarımızı da otlamaya devam edeyim. Güzel bir şekilde bunları burada otlatalım. Arkadaşlar babam da geldi şimdi. Baba sen yedin mi hiç biberi içinde yumurta öyle? Çok lezzetli oluyormuş. Deneyeceğiz bakalım şimdi. Ateş de yanmaya devam ediyor. Babam, paşa. Hepimiz buradayız. Baba terledin mi ha? Hava yağmur yağıyor yiyen mi? Sıcak da çok. Değil mi? Baksana hep çıkmışlar baba tavuklar ya. Bunlar kanadını keseceğiz. Ben gördüm biraz önce. Hep paşa atlamıştım. He? Oranın üzerinden at da yala. Hep böyle bunları. Ya bunlar da yayılması iyi de. Yarın bir gün hep komşunun tavuklarıyla karşılar. Bunu ne açıyorsun? Üzüm var şurada, onu çekemiyorsun. Nerede? Olmuş mu? Ya olmuş ya. Garızın da var Nader. Garızın da olmuş. Şuna bak. Tamam. Ama bizim o yaptığımız balda bu sene bir şey yok değil mi baba? Bunda seneye oldu değil mi? Bak sen orada üzümü görmüş iyi. Arkadaşlar doğal üzüm. Eyvah. Hep döküldü o. O üzüm alıyor oradan. Şöyle göstereyim size üzümü. Bunu anca bir şeyden çıkıp da alacak baba. Başka türlü olmaz. Ateş baksana yandı iyi. Biraz daha yansın bakalım. Çay adamın koymuşum ben buna bu olayı. Çay demlesek çay demleniyor. Gel. Orası açık mı abi? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum değil mi? Bosna gidiyorlar. Gel koyayım gel. Oradan geçemez abi. Oradan geçemez. Gel. Baba bunu içine böyle şey yap da mı açacağız? Gel. Bunu yuvalı aşağı geçiyor hemen o. Şöyle. Sapından yapışsa aşağı yuvalı. Hakikaten açıldı. Böyle içini çıkartalım. Arkadaşlar bakayım şöyle içini çıkardık böyle bu şekilde şöyle şunları da dökelim tekrardan şöyle kapağını şöyle kapatıvaracağız ateşe koyup da. Üzüm güzel mi baba? Garajı bak. Çok ufak ama. Böyle zaten baba. Paşa sen yiyecek misin üzüm? Baksana o civciler de. Davarları hiç bırakmıyorlar koyunları. Gel koyun. Babaları güzel temizliyorlar baba. Yeter ki kuluğa girmesinler. Yağmur yağdıkça hemen otlar yeşerlenmişler. Yeni yeni şeyler böyle filizlere çıkmışlar. En ufak bir yağmur görmeyle. Bunlar da hemen toparlayalım. Yiyorlar bak. Değil mi paşam? İyi bakalım. Arkadaşlar ateşimiz közlemeye başladı. Bakın yumurtamız, biberimiz şurada. Ya şu kırmızıyla yapacağız ya yeşilden. Yeşilden yapmaya karar verdim ben. Şöyle bir közleyelim bakalım da güzel bir közümüz oluşsun burada. Yağmur da çok şükür yağmaya devam ediyor. Ama hava yine de sıcak. Bakın bir geliyor. Bir gidiyor babam da orada. Bekliyor. Koyunlarımız da orada fındık dibinde otlanmaya devam ediyorlar. Evet arkadaşlar ateşimiz kül oldu şimdi. Koyunlarımız da bir taraftan orada otlaya. Biz de koyunlarımızı bekleyken şöyle hafiften midemiz gazındı. Ara öğün olarak şöyle kül yaptık. Şöyle ufaktan bir ateş yaktık. Ortasını şöyle güzel bir kül olduktan sonra ortasını açıp
Şöyle biberimizi içine yumurtayı kırıp güzel karıştıracağız. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir şey bulalım şuradan. Taş. Yumurtayı temizleyelim önce de. Şöyle kıralım. Önce şunu şöyle güzel bir ayarlayalım. Yumurtayı şöyle içine koyduk. Biraz da tuz katacağız şöyle. Duman da güzel gözümü yaktı bu arada. Şöyle tekrardan ağzını kapatıp şöyle güzel bir şekilde ağzını kapatalım arkadaşlar. Evet. Vallahi 10 numara oldu. Şöyle ateşimizi ortasına Allah koyduk şöyle. Şunu şöyle tutalım da etrafını şöyle güzel bir şekilde kapatalım. Bakalım yumurtamız nasıl olacak burada? Güzel pişecek mi? Güzel olmayacak mı? Ben de ilk defa sizlerle beraber şimdi burada böyle denemiş oluyoruz. Biraz kalsın bakalım 3 dakika mı 5 dakika mı kaç dakika bırakacaksak güzel bir şekilde arkadaşlar böyle koyduk. Bakın kenarlarından köz olmaya başladı. Bakalım telefonu da fazla yakın tutmam da kamerasını yırtıyoruz. Koyunlarımız da aşağı doğru yollanmaya başladılar. Çevireyim baba. Gidiyorlar aşağı doğru. Şimdi biz de tam yumurta olunca kaynallar. Hay. Bayram. Aslan parçası. Hay. Haydi geç. Geç. Bir yerden emanet koç alacaktık. Onu da daha bir türlü almaya gidemedik. Bizimkiler hastanede olduklarında fırsat bulamadık arkadaşlar da. Onu da inşallah almaya gideceğiz. Hadi. Hadi. He. Baba Yasin abi şey almış. Ot kırma makinesi almış. 20 bin liraya. Lazımsa dedi al dedi. Otları grasi dedi. Çentelsi otları dedi. Hadi. Şu tarafa doğru gidin. Hadi. 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 He ot motoru da var onda. 20 bin liraya ot çentme makinesi almış. Evet arkadaşlar babamla beraber şimdi meraklı bekleyişimiz devam ediyor. Bir yandan koyunları bekliyoruz. Bir yandan da biberi içinde yumurta nasıl olacak? Sence nasıl olacak baba? Yiyorlar abi. İlk defa deniyoruz. Babam tabii çeşit yemekler yapıyor. Bir sürü şeylerden yemek yapmasını seviyor. Evde sabah kahvaltısı olsun, akşam yemeklerinde, öğle yemeklerinde. Kendisi girer mutfağa her şeyi yapar. Elinden geldiği kadarı. Eli de lezzetli de güzel olur. Aşçılıkla yaptı değil mi baba? Evet, aşçı yardımcılığı. Ya. Aynen. Hastanede çalışırken aşçı yardımcılığı da yapmış. Aynen. Bekliyoruz bakalım. Şimdi... Sence olmuş mu da? Bakalım bir kere. Bir kapağını aç da bak. Tencerenin kapağı gibi. Baksana dışına doğru köpürük olmaya başlamış. Ama birazcık daha var galiba. Elim de yanıyor bir yandan da. Olmuş mu? Bir şeyle kenarından tutman lazım kapağını açabilmek için. Baksana olmuş abi. Yanlardan pişmiş o. İçi de pişmesi lazım ama. Biraz daha pişsin. Tabak oturur evvelsin. He, tava gerek yok ya. İçinde iyi vereceğiz tavuğunca. Çatalı almadım. O şekilde yiyoruz. Bakalım çok merak ediyorum. Meraktan da bekliyoruz. Güzel olacak mı olmayacak mı? Şöyle ateşimiz iyi başında. Koyunlarımızı da yanına çektim arkadaşlar. Ta kuyu büyücünden büyücüne gidiveriyorlar. Başında durmazsa beklemezse gözüyü boyayıveriyorlar. Anında kayboluyorlar vallahi. Burada otlayacak yerleri çok ama babam bunları otluyormuş. Bakayım karınlarına bakayım. Şey gibi pompiş. Karınları şişmiş. Biberimiz biraz daha yumurtalı biberimiz orada dursun. Bakalım sonuç. Nasıl evet olacak? Arkadaşlar biberimizi alalım şimdi. Şu köşemize doğru bakalım. Eyvah. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah. Hatta şöyle alalım. Hoppa. Bence pişmiş gibi duruyor. Kapağını da şöyle koyalım. Şöyle ateşlerden alalım. Güzel bir şekilde. Birazdan deneyeceğiz bakalım. Baba. Pişmiş gibi duruyor. Biraz soğuduktan sonra deneriz şimdi onu. Şöyle kapağını da açalım soğusun biraz. Yumurtalı biberimizi soğutmaya bıraktık arkadaşlar. Biraz soğusun orada. Dün balta vermiştik Ahmet Agamıza. Oo baba ne yapmış onu olay?
Vallahi yağmur altında bırakmamak lazım. Bakıyor arkadaşlar. Köyümüzde böyle marangozluktan anlayan abimiz var. Bak buraya bu teneke bile çakmamış. Ah. İyi hayırlı olsun. Güle güle kullanalım bakalım. Gel. Gel ekmek vereceğim sana diye bak bak bak. Ekmek yok ki bende. Gel. Gel Sevem seni biraz gel. Bayram. Güzel atla oğlum bakalım bayram. Böyle evimizin yanında güzel bir yeşillik var arkadaşlar. Çok bir yere gitmemize de gerek yok. Ancak sürümüz, koyun sürümüz ne zaman çoğalırsa o zaman evimizden dışarı gitme gerek kalıyor. Hatta şu karşıda gördüğünüz dağlar var bakayım dostlar. Şöyle birazcık yaklaştırayım. Bunlara komple gidip koyunlarımızı otlattırabiliriz. Oo. Olay çıktı. Genç kız ve orta yaşta anne anlaşamadılar. Herhalde bir liderlik muhabbeti mi dönüyor? Liderlik muhabbeti zilde. Yani zilde derken boynunda zil olan koyunumuzdu arkadaşlar. Bak Seyza, yağmur yağdı. Hafiften güneş açtı. Böyle beyaz çiçeklerimiz mis gibi kokuyorlar. İnsanın burnuna güzel bir koku veriyorlar. Şurada pembe gülümüz de kaldı bir tane. Hatta birkaç tane var yıkarlardı da. Şu beyaz güller de çok güzel kokuyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yumurtamız şöyle soğumaya başladı. Bakalım. Şöyle kapağını açtık bakayım. Aynı tencere kapağı gibi kapağını açtık. Şöyle içinde biraz su birikmiş. Ateşimizi üzerine doğru dökelim. Bakalım nasıl olmuş. Hep beraber. Elim ne kadar yansa da hep beraber şimdi deneyeceğiz. Şöyle şu kenarlarında şeyleri atalım da. Oo. Arkadaşlar şunu görmeyiz lazım mutlaka. Bakayım. Tam istediğim gibi. Kayısı gibi. Baba, çok güzel olmuş. Deneyecek mi? Böyle baya biraz kül kokusu. Bir de biberi tadı gezmiş. Geçmiş. Gerçekten de. Enfes. Artık koyun beklemelerinde. Bol bol bu şekilde yapıp yiyebiliriz arkadaşlar. Tabi bir de yumurta koyun yumurtası olunca gerçekten de tadından inmiyor. Bu arada hakkınızı helal edeyim. Valla bir tane daha olsa onu da yirmişim yani. Gerçekten çok güzel. Gel koyun gel. Koyunlar gidiyorlar. Ben şunu hemen höpletim. He? Bu arka tarafa koy verelim onlara. Ben şimdi koyuyorum baba onları oraya arka tarafa. Baba akşam yem veriyorsun onlara ben işe gidince. Bak arkadaşlar. İçini güzel bir şekilde yedik. İçini böyle boşalttık. Gerçekten de böyle dışarıda denemek isteyenler için 10 numara deneyebilirsiniz. Gerçekten de çok güzel. Kırmızı biberden de deneyebildik. Bir dahakine kırmızı biberden de deneriz. Evdeki biberimiz olduğu sürece bu tarifi denemeye ve yemeye devam edeceğiz. Baba. Bak size cevizleri baba iyice pörsümüşler cevizler. Bunları he? Elimize eldiven giyip bakın arkadaşlar cevizlerimiz gerçekten bu sene çok güzeller. Şurada da var. Şöyle şurada da var. Evimizi arka tarafına böyle yere koyacağız arkadaşlar. Yağmur da yağmaya. Akşama kadar gezinsinler orada serin serin. Bir daha böyle bu serinliği de kolay kolay bulamazlar. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi kızım. Bak kapıyı açıyordum size. Hadi. Haydi. Zaten kanları baksana. Buduk gibi şişmiş. Hadi bakalım. Şimdi böyle öksürüyor, hakşırıyor ama boğazına bir şey mi gitti acaba arkadaşlar ya? Niye öyle yapıyor anlayamadım. Hadi. Hava.
Kızım ne oldu sana? He? Şimdi boğazla bir şey mi gittin acaba ya? Okey, buraya fındıkları yemeye geliyor lan. Neyse biraz içsinler bakalım. Diğer cicilerimiz de burada var. Koyunlarımızı buraya kuyu vereceğiz şimdi. Suyu da sorunlu puf puf böyle atıyordun ya, bir geliyordun bir gelmiyordun motordan, kuyudan gelen suyumuz. Onda da su bitme falan yokmuş. Çok şükür köy sularını açmışlar. Köy suları gelince de önce böyle önden böyle hava geliyor ya. Havadan dolayı yapıyormuş onu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Koyunlarımızı bekledik. Yağmurlu havada, güzel serin bir havada ama yine de sıcak var şöyle. Gördüğünüzde terliyoruz. Motoru suyunu yaptık falan işte. En güzeli de biberin içinde, dolma biberin içinde yumurta, köy yumurtasını yaptık, közün içine bıraktık. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Hem közün kokusu hem de biberin kokusu geçmiş. Bir de köy yumurtası olunca tabii inanılmaz bir lezzetli oluyor. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Bizi mutlu etmiş olursunuz. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.